Hala ne yüzle geliyor bu kadın? Ne işin var senin burada? Benimle görüşmek için geldiysen yanlış odadasın. Yok. Seninle görüşmek için gelmedim Serap. Ayrıca doğru odadayım. Yani kendi odamdayım. Ne demek oluyor bu? Neriman hisselerini bana devretti. Bugünden itibaren fabrikanın resmi ortağı benim demek. Böyle bir şey mümkün değil. Anlayamadın galiba. Neriman tüm haklarını ve yetkilerini tam vekaletle bana devretti. Onun yokluğunda hisseleri üzerinde söz sahibiyim. Yeterince açık mı? Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Sana gelirlerden pay vereceğimi söyledim. Şimdi de Neriman'la ortak olup fabrikayı yönetmeye kalkışıyorsun. Gelirlerden olan payımı istemiyorum artık. Kemal'le barıştık. Boşanmayacağız. Ayrıca fabrikayı senden daha iyi yöneteceğime eminim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Noterdeki işimiz de bitti. Son imzaları almak için geldik. Nasıl bir oyun oynadığınızı bilmiyorum ama bu iş burada bitmedi. Buna izin vermeyeceğim. Müsaadenizle efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Hakkında söyleyeceğim. Sana nasıl müteşekkirim anlatamam. Asıl ben sana müteşekkirim. Teklifimi kabul etmekle beni büyük bir külfetten kurtardın. Otur. Neriman. Anlaşmada gelirlerin paylaşımını %50-50 diye yapmışsın. Bu çok değil mi? Hayır şekerim. Madem ortağız, madem fabrikada işleri sen yürüteceksin, hakkındır. Ben biliyorsun, ben ömrüm boyunca hiç çalışmadım. Bu işlerden hiç anlamıyorum. Bu fabrikayı herkesten daha iyi yöneteceğine eminim. Söz veriyorum, seni utandırmayacağım. Kemal ne dedi bu işe? Sevindi mi? Kesinleşmeden söylemek istemedim. Bu akşam anlatacağım. Eminim senin adına çok sevinecek. Halide, benim sana söylemek istediğim bir şey var. Öyle mi? Nedir? Adana'dan ayrılmaya karar verdim. Neden? Bu şehirde kaldığım sürece asla toparlanamayacağım. Ne zaman sokağa çıksam tanıdık birilerine rastlayacağım diye ödüm kopuyor. İnsanların bakışlarına katlanamıyorum. Kimsenin beni tanımadığı bir şehirde yeni bir hayata başlamak istiyorum. Geçmişten kurtulmak, yeniden özgür olmak istiyorum halde. Nereye gideceksin? İstanbul'a. Hemen mi? Olabildiğince çabuk. Ama toparlanmam birkaç gün sürer herhalde. Adıma sevinirsin sanmıştım. Sevinmez miyim? Tabii ki sevindim. Sağ ol Halide. Yanımda olduğun için sağ ol. Orhan, lütfen surat asma. Bu akşam için kaç gündür hazırlandığımı biliyorsun. Benim de emri vaki yapılmasından hoşlanmadığımı biliyorsun. Evet. Ama artık iptal edemeyiz. Herkese haber verildi bile. Neyse, benim artık çıkmam lazım. Bu akşam için halletmem gereken birkaç ufak detay kaldı. Sen de lütfen geç kalma, olur mu? Lütfen.
Buyurun Zeynep Hanım. İyi günler. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Rica ederiz. Ne demek? Buyurun. Merhaba şekerim. Sizi görmek ne hoş. Sizi de Seher Hanım. Çok iyi oldu karşılaşmamız. Ben de sizi telefonla arayacaktım. Bu akşam Adana'ya dönüşümüz şerefine evimizde ufak bir davet vereceğiz. Sizi de aramızda görmek isteriz mutlaka. Söz vermeyeyim ama gelmeye çalışırım. Ha, bu yanıtı kabul etmiyorum. Mutlaka gelmelisiniz. Gözlerimiz sizi aramaz. İzninizle benim gitmem lazım. Görüşmek üzere. Mon amour, au revoir. Lütfen oturun. İyi misiniz Seher Hanım? Hiç iyi değilim Orhan Bey. Bir şey mi oldu? Neriman fabrika üzerindeki haklarını Halide'ye devretmiş. Katiyen böyle bir şey kabul edemem. O kadını fabrikamda istemiyorum. Demek doğruymuş. Ne kadar sevindim anlatamam Halide. Zaten bu fabrikaya senin gibi birisi lazım. Serap Hanım'ın fabrika yönetmekten pek anlamadığı aşikar. İş münasebetimiz asgari düzeyde olacaktır Selim. Bu sınırı aşmayıp beni bazı tercihlere zorlamazsan sevinirim. Tabii hala bu fabrikada çalışmak istiyorsan. Merak etme lütfen. Sınırımı aşmak gibi bir niyetim yok. Seni rahatsız edecek bir şey asla yapmam Halide. Fabrikanın son bir yıllık kar ve zarar bilançolarını istiyorum. Ayrıca alım satım raporlarını da. Tabii. Mesele anlattığınız gibi ise yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Nasıl yok? Olmalı. Ben muhatap olacağım insanı seçemez miyim? Cemiyet hayatında evet ama iş hayatında kurallar böyle işlemiyor maalesef Serap Hanım. Neriman istediği kişiye vekaleten hisselerini devredebilir. Ve biz kanunen hiçbir şey yapamayız. Benim anlayamadığım niçin birdenbire böyle bir karar aldı? Üstelik sizi öfkelendireceğini bildiği halde. Halde boşandığı takdirde gelirlerden payını aldığında paraya ihtiyacı kalmayacaktı. Parayı almaktan vazgeçti. Boşanmayacaklarmış. Serap Hanım, neden bu meseleyi kökten halletmiyoruz? Nasıl? Neriman'ın hisselerini satın alırsanız bu sorun ortadan kalkar. Denemedim mi sanıyorsunuz? Nuh dedi, peygamber demedi, satmıyor hisseleri. O halde biz de reddedemeyeceği bir meblağ teklif ederiz. Serap Hanım'ın sana bir teklifi var. Nedir? Fabrikadaki hisselerini kendisine devredersen sana değerinin 3 katını vermeye hazır. Demek Serap bu kadar çaresiz ha? Bu çok yüksek bir meblağ Neriman. Senin yerinde olsam kabul ederdim. Teklifinizle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Lütfen bunu Serap'a ilet. Hisselerimi asla ona satmayacağım. Halide'yle baş edebilmek için başka yollar bulmak zorunda. Peki. Ama bence hata yapıyorsun Neriman. Yeni bir savaşa yol açacaksın. Ben de öyle umut ediyorum. Efendim. Merhabalar. Ha Orhan Bey, siz miydiniz? Konuştunuz mu Neriman Hanım'la? Evet, görüştüm. Ama Neriman teklifinizi kati surette reddetti. Bu durumda pek fazla yapılacak bir şey yok. Akşam geldiğinizde detayları konuşuruz. Geleceksiniz değil mi? Kısa bir süreliğine de olsa uğrayacağım.
Seher Hanım'ı kırmak istemem. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Peki, görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.